Evet kıymetli dostlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Haftanın ortası sayılabilir bir günde, çarşamba günde herkese selamlıyorum arkadaşlar. Ya son günlerde televizyonlar, haberler, şunlar bunlar kafa bin milyon. Arkadaşlar bu gece saat 23.59'a geçiyor ya. Ve bir saat daha geçiyor. 01.00 oluyor. Avrupa listesi verme süresi o zaman doluyor. Muhtemelen birçok kişi hocam listede verilmedi şöyle böyle falan diye giriş yapacak. Sakın ha sakin olun. Şimdi ben size şu haber muhabirleri gibi sıradaki haberi anlatayım. Fenerbahçe İrfan Can'la uzatıyor. <laughs> Son günlerin haber klişesi bu. Şimdi Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. 3 yıllık teklifi kabul etti. Şöyle olacak, böyle olacak, şu olacak, bu olacak. Ya arkadaşlar geçiniz. Bakın şu an bunun zamanı değil. Şu an Fenerbahçe'de transfer zamanı. Bak şu anda Fenerbahçe'nin elinde çok ciddi bir şeyler var. Bunlara da dikkat etmek lazım. Bak bunları konuşmak lazım. Şimdi İrfan Can iyi bir Fenerbahçeli. Fenerbahçe forması altında %36 maça çıkmış. 30 gol 28 asist yapmış. Yanlış anlamayın. İrfan Can'ın birinci senesi. ikinci senesi. İsmail Kartallı senesi ise. Yani şimdi Kerem 12'ye gitmiş ya. Artık kaçı maaş, kaçı gerçek, kaçı şey ben bilemem. 12 diyorlarsa 12'dir. İrfan Can'ı bugün 12'nin üstüne satabiliriz. İrfan Can geçen seneki performansı sürdürsün. 16'nın üstüne de gelecek satabiliriz. Onu da söyleyeyim. Ee, belirteyim yani. Ama İrfan Can'ın karakterini çok çok seviyorum. Yani inşallah böyle olsun. Christian Eriksen'e dün çok konuştum. Ama ya Manchester United satmak istiyormuş. İşte Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan duran top kullanabilen orta sahada Maestro falan filan diyor. Ya Fenerbahçe'nin şu anda hedefi kim? Şu anda Fenerbahçe'nin hedefi Medina. Medina Fenerbahçe'yi, Fenerbahçe, Fenerbahçe Medina'yı istiyor. Hocam o nasıl oluyor ya? Nasıl nasıl oluyor ya? Nasıl nasıl oluyor? Abi, siz yapmayın. Yani Medina'yı istiyor abi. istiyor. İsteyenin bir yüzü kara vermeyenin Boca Juniors. Şimdi Fenerbahçe Boca Juniors'tan Christian Medina'yı kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor. Belki de siz bu videoyu izlediğiniz sularda çoktan transfer olmuş olacak. En son Amrabat transferini yaptık. 5 Eylül saat 01.00'a kadar liste verilecek. Listeyi eklemek için sportif direktörümüz Mario Branco ve Acun Ilıcalı adeta çırpınıyorlar. Ve e, düşünün bak Fenerbahçe önemli kulüplere önemli isimleri gönderdi. Arda Güler, Ferdi Kadolu, Kim Minji. Yani şu anda Fenerbahçe bir şey pazarı halinde. Galatasaray Seçal üç buçukçu, Fenerbahçe ise elmas dükkanı halinde. <laughs> Seçal 3.5 için Galatasaray'a gidiyorsun. Gerçi artık Seçal 35 oldu değil mi onlar? Değişen ekonomik dengelerle onun da fiyatı değişti. Valla e, değişti yani. Şimdi Medina Allah'ınız varsa bırakın beni gideyim. Gitmek istiyorum baskısı yapmaya başlamış. Sözleşmesinde 20 milyon dolara serbest kalır maddesi var. Boca Juniors 15 e, mil, yani 15 milyon euro diyor, şey 20 milyon euro diyen de var, dolar diyen de var. Ben dolar olarak söyleyeyim. Yani 15 diyen de var, 20 diyen de var, yani şey 20 milyon dolar diyen de var, 20 milyon euro diyen de var. Neyse 20 milyon dolar diyelim. Benim bildiğim dolar çünkü. Şimdi 20 milyon dolar alsa bu aptalların anlamadığı konu şu. %25'ini vergi olarak verecekler. Yani 5 milyon dolara vereceksen kazanç bu. Yani ama muhtemelen şeydir. 20 milyon eurodur. Niye derseniz çünkü Fenerbahçe'nin son teklifini konuşacağım şimdi. Durum bu. Şimdi Fenerbahçe 12 milyon euroyu 13'e çıkarttı falan filan diye konuşuluyor. Bakın Fenerbahçe'nin son teklifi Christian Medina için 10 milyon dolar artı 5 milyon dolar bonus artı %20 vergi içeren finansal teklif. Sonraki satıştan pay maddesi cartı curt hiçbir şey yok. Yani 10 milyon dolar verelim. Artı 5 bonus verelim. Bu 5 de satışa bağlı işte hani atıyorum şu kadar maç oynarsa şu bu kadar maç oynarsa bu şampiyonluk primi sonraki satışından da şu kadarlık en fazla yüzde şu kadarlık para diye. Ve aslına bakarsanız oyuncu tarafı tamam, maaş tamam, sözleşme süresi tamam, kontrat süresi tamam. Boca Juniors Başkanı Roman Rikelme ile görüşme yapılıyor ve cevap bekleniliyor. Yani Fenerbahçe Medina transferini sonuçlandırmak için önemli bir görüşme yapıyor. Erdal Vahid diyor ki Medina Boka Başkanı'na çıkmış demiş ki o da bu ne o da b, ne o da Boka Başkanı'na çıkmış demiş ki yeter artık istediğiniz parayı da verdiler. Daha ne istiyorsunuz? Allah'ınız yok mu sizin? Bırakın beni demiş. Yani bu kadar bir kanar ya. Ya dediğim gibi arkadaşlar bakın. Karakterli bir çocuk. Şimdi ben internette de bir anket yaptım. Daha doğrusu anket değil de birçok kişinin görüşünü ölçmek için Twitter hesabından, Kadıköy Sokak 19 hesabından bir şey paylaştım. Dedim ki arkadaşlar küfürsüz bir şekilde cevaplarınızı rica ediyorum. Niye malı mülkü basıp boşta olan, limitten yemeyecek olan Rebiot'a değil de niye Medina? Hani Fenerbahçe niye bu kadar çırpınıyor sizce diye bir soru sordum. Sağolsun arkadaşlarımızdan çok güzel cevaplar var. E, bu yüzden diyenler var hani yerde kaydığı bir şey. Rebiot, nokta, nokta Çocuk. <laughs> ya küfür etmeyin. Söylenene göre Mourinho Hoca çok istiyormuş. Vardır bir bildiğim. Çünkü başkan bu herifi 2 sene sonra 30 milyona satacağını düşünüyor. Sportif başarı yerine finansal başarı istiyor. Çünkü burası spor kulübü değil. Holding diyor. Hocamız kime onay verdiyse o alınacak. Bitti gitti. O değil de Solbek için Ali Yoski boştaymış diyor. 22 yaşında Arjantin'in en büyük kulübünde 150 maç oynamış ve Arjantin milli takımının aday oyuncusu. Fred yokken kullanabileceğin gelecek vadenin sonrasında satabileceğin oyuncu diyor Demirhan. Adam genç yaşta Boka ile 160 maça çıktı. Olimpiyatlarda Arjantin için çok iyi performans gösterdi. Milli takıma yükselmesine kesin gözüyle bakılıyormuş. Potansiyelli biri diyor. Rebiot hastayım ama takım içindeki kişiliğini bilmiyoruz. Annesinin her nokta noktaya karıştığını yazıyorlar demiş. Osterwold'e hatırlayın bugün Ferdi'yi gönderip arkasına yangın yapmıyorsak ki Kerem'i gönderenlerin oyunu adil olursa şampiyonluğu gidecek diyor. Onun ve onun sayesinde çok eleştirildi. Ama şu an Fenerbahçe Fenerbahçe'ye çok şey katacak bu sene. Seneyi de onu satacağız büyük paraya. Çünkü bu çocuğu 3 sene sonra 40'a satacağını düşünüyor diyor Ahmet Çelik ve Rodinler'den yorumu. Ee... Yani yetenekli bir futbolcu olduğunu diyor. Avukat Avni Cimşitoğlu. yedek kalmayı sorun etmeyeceğini ve zarar ettirmeyeceğini düşünüyorlar. Ayrıca Rebiot almak demek Şimanski, Fred, Amrabat, İsmail ana planını bozmak anlamına geliyor. Fenerbahçe çilek transferi yapacaksa o bölge yapmalı demiş. Muhteşem dur. Muhteşem bir yorum kardeşim. Takibinizi bekliyorum. Ee, ayrıca YouTube'da sabahki videoda adınızdan bahsedeceğim. Güzel bir yorum yazmış. Sonra başka ne diyor? Her şeyi söylemiş millet ama unutuyoruz. Unutulmuş bir şey var. Limitten yetmeyecek derken bedavaya mı oynayacak bu maaş limite giriyor. Ben hani e, financial fair play için söylüyorum. Bon servis ücretinden. Special bana öyle istediği için diyecekler. Sonra iyi paraya satmak için. Yani genel kanaat bu. Ya bu Rebiot'u tek siz mi biliyorsunuz? 29 yaşında kariyer var ama kimse almıyor. Avrupa'nın hiçbir kulübü talip olmuyor ama bir grup taraftar yangın, ya yangın yeri yapıyor demiş. Ee, Rebiot bir şımarık. Ailesi zengin. Annesinin paradan ziyade şımarıklığı için uğraşıyor demiş. Çünkü iyi kar edeceğiz diyen var. Fred muadili çok genç. Ayağı tekniği çok iyi. Mourinho ısrarlı istiyormuş. Henüz kendini kanıtlayamamış olmasına rağmen potansiyelli bir oyuncu diyen var. Hocanın ilk sırasında diyen var. Yani genel kanaatimiz çok güzel. Rebiot ihtiyacımız değil çünkü diyor. İşte sebebi diye Mourinho'yu paylaşıyorlar. Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten bak ben ee, anasına her kararını <laughs> karar verdiğini 30 yaşındaki ergenim alalım diye. Vallahi ben çok mutlu oldum. Ben bu paylaşımı yaptığım için mutlu oldum. Gelen yorumlara mutlu oldum. Ciddi söylüyorum. Ya Fenerbahçe taraftarının Aklı başında olgun yorumları gerçekten çok güzel ya. Ya bir, rakip bir şey alıyor. Kimisi yangın yerine çeviriyor ortada. Ben zannediyorum ki çoğumuz öyleyiz. Çok şükür değilmişiz. Bu arada bir abone sonra 72.800 olacak burası. Videoyu çekerken inşallah olur. Bu arada lütfen sevdikleriniz bu kanala abone edin. Arkadaşlar bakın burası ana kanalımız. Buraya abone olun. Diğer kanalda tabii ki olabilirsiniz ama asıl şey burada. Şimdi Medina'yı niye bu kadar önemli olduğunu anladınız değil mi arkadaşlar? yeni bir teklif yaptık ve aslına bakarsanız siz bu videoyu izlemeye ben Medina'nın Fenerbahçe'de olacağını hani bekliyorum desem yalan söylemiş olacağım. İstiyorum desem doğru söylemiş olacağım. Hayırlısı arkadaşlar. Şimdi Jose Mourinho Fenerbahçe taraftarı talepkar olmalı diye bir cümle kurmuş. Kardeşlerimizden bazısı bazı isimleri söylemiş. Seydu Mane Ben bunları konuşayım. Mane 1 Fabian Ruiz 2. Şimdi Seydu Mani'ye ihtiyaç var mı? Biz bunu karşılayabilir miyiz? Onu da düşünmek lazım. Bak, tamam ben de istiyorum şekilli şükürlü isimler gelsin. Yanlış anlamayın. Hepimiz aynıyız arkadaşlar. Yani dürüm yiyeceğimize İskender yemeği hepimiz isteriz. Ama bir de gerçekler var. Mane 15 milyon euro diyeceksiniz. 32 yaşına gelmiş diyeceksiniz. Lan iyi olsa Arabistan'a gider mi diyeceksiniz. 4 maçta 2 asist yapmış. 358 dakika. Ya buna ama kaldık diyeceksiniz. Ya siz Maksim'ini çöplüyorsunuz skor katkısı yok diye. Fabian Ruiz merkez ortası 35 milyon euro. Paris Saint Germain'in oyuncusu. iki maçta 47 dakika süre almış. İspanyol. Ben İspanyollara sıcak bakmıyorum. Ne derseniz deyin. Ben sıcak bakmıyorum. Anderson Taliska bir bitmediniz. Ya Taliska para için şey yapan bir futbolcu. Geberen bir futbolcu. Bak yapmayın etmeyin. da bu hani tamam yetenek var. Yanlış anlamayın ama ötesi yok. Bize gelmez. Gerçekten bize gelmez. Şenol Güneş Ryan Kent'i Trabzonspor'a çağırırsa tepkiniz ne olur? Bunu dün de sordum yine soruyorum. Ryan Kent'i Trabzonspor istese verir misiniz? Ben veririm arkadaşlar. Hocam onlara amurlu gönder. Hamsi bile vermem. Lan sana ne lan ver gitsin. Alex Teixeira Brezilya'da Botafogo'ya transfer olacak. Orayla anlaştı. Fenerbahçe'ye beklemeyin. Ama Ben Chival için bir şeyler olabilir. Mourinho normalde Ben Chival'ı veto etti diye haberler vardı. Bilmiyorum belki de taktiksel haberlerdi. Ee, ama bugün başka şeyler oluyor. İngiliz Solbek, Ben Chival, Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor. Fenerbahçe'ye önerildi. Mourinho da transfer için devreye girdi diyor. Mourinho devreye girmez. Mourinho gider alır. Öyle ben devreye gideyim falan yani öyle bir adam değil. Bak ben söylüyorum Ali Koç'a Mourinho'yu getirsin. Vallahi var ya Aziz Yıldırım'ın bir şey söylemiyor. Varlığı bile çok güzel. Allah hayırlı ömürler versin. İnşallah hastalık sıkıntı vermesin. Aziz Yıldırım çok büyük bir başkan. Çok çok büyük bir başkan sadece transfer şeyde e, başkanlık seçimine katılacağı süreçte bile Fenerbahçe 10 kişiyle Galatasaray'ın 14 kişilik kadrosunu yendi. Orada perişan etti. Yalama etti orada. Ayıcıklı bardağımdaki ayıcıktan yaptı. Ciddi söylüyorum. Varlığı bile yeter. Niye? Çünkü ortada yani. Ve Fenerbahçe'ye gerçekten e, katkısı büyük bir adam. Bak 70-2800 oldu. Teşekkürler arkadaşlar. Hedef 100 bin bir an önce. Ve arkadaşlar bakın. Şimdi Ben Chival, Mourinho var diye Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istiyor. Sterling'i Arsenal'e. Çalabaha Crystal Palace'a. Lukaku'yu Napoli'ye. Kepa'yı Bournemouth'a göndermeyi başardı. Bu arada sizin beğenmediğiniz Lukaku'yu Napoli alıyor. Elindeki forveti gönderiyor. Yani hiç kimse bir şey bilmiyor da biz mi biliyoruz diye de sormaktan da edemeyeceğim. Şimdi Chival Manchester United'a teklif edilmiş. Olumlu yanıt gelmemiş. Elde kalmış. Mourinho da temas kurmuş. Arkadaşlar Fenerbahçe'nin amacı ben Çivili kiralamak. Bir. Ben Çivili'ye para vermemek. 2. Ee, zorunlu olmayan bir opsiyon koydurmak. 3. Mümkünse bu opsiyon Fenerbahçe bütçesini aşmayacak bir opsiyon olması. 4. Oldu hocam. Bir de ola bir de Chelsea'nin kazandığı Premier Lig şampiyonluklarını Fenerbahçe'ye yazalım. Tam olsun. Olsun. Neden olmasın? 28 milyon euro piyasa değeri var. Fenerbahçe olabildiğince bedava peşinde. 50 milyon euro almışlar ama 2020 yılında, 2020'den kim öle, kim kala? Fenerbahçe futbolcuyu bedava transfer etmek istiyor. Bon servis vermemek istiyor. Alabileceği ölçüde bir e, satın alma opsiyonu koydurmak istiyor ve görüşüyor Fenerbahçe. Avrupa ligi kadrosuna katmak için de çok uğraşıyor ve arkadaşlar şunu söyleyeyim eğer A takımda çalışacak olursa da süre alamayacağı belirtilmiş futbolcuya. Geçen sene çok ciddi sakatlıklar yaşamış. Evet bu bir kumar. Bu bir Rix. Rix. Rix ötesi Rix. Ama kumarında bir farklı boyutu var. Bu arada 72.799'a düştük tekrardan. O çıkan malum kişi kimse Allah onu var ya. Şimdi yargıta kararına göre hakaret sayılmayan kelimeler. Allah belanı versin. Dönek, embesil, tedavi edilmen gerekir, terbiyesiz, şizofren, dinsiz, fırsız, fırfır pardon, imansız, gevşek oğlu gevşek, hıyar, karaktersiz, ahlaksız gibi şeyler. <laughs> Gıcık, yalaka, düzenbaz, devol, terbiyesiz gibi kelimelermiş. Ee, ama ben Çivil ve Medina transferi olsa mutlu olur muyum? Ben olurum. Güzel olur mu? Güzel olur. Fenerbahçe'ye faydası olur mu? Olur. Olur olur. Hem de kralından olur. Mourinho iki ayrılığı feto etti. Feto etti ne lan? Ha veto etti. Feto ne lan adam? Fetoci yapacaklar. Arkadaşlar şey gibi yapayım. Boşuna tıklama gibi. Osterwolde ve Osai Samuel. Kendilerine gelen tekliflerden sonra Mourinho ile konuşuyorlar. Mourinho diyor ki bak şampiyon olalım. Sonra daha güzel yerlere gidin. Hatta Osai Samuel'le de sözleşme uzatmak gerekir. Hocam Osai Samuel sözleşme uzatmıyormuş. Çünkü FETÖ'cüymüş. Çünkü hocam şey beğenmiyormuş. Arkadaşlar sayının sakatlığı gerçekten sakatlığı varmış. Transfer sakatlığı değil. Ve milli takım kampından da çıkarılmış durumda. Bilginiz olsun yani. Her şeye de konuşmamak lazım. Ve şunu söyleyeyim bak. Osai iyi bir futbolcu. Kaliteli, karakterli bir futbolcu. Ama yani e, ne olur ne olmaz diyeyim. O sayı uzatır ya. Ben o sayıda bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Araya da subliminal mesaj ekleyeyim. Fenerbahçe'de 6 isim UEFA kadrosuna alınmayacak. Mourinho, Rankent 1, Emre Mor 2, Samet Akaydın 3, Rade Kurniç. Rade Kurniç kim? Ben öyle birisini tanımıyorum. Bartu Elmas, Cengiz Ünder'i UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yazmayacak. Avrupa ligi kadrosunu UEFA'ya bildirmek için geri sayıma geçen Fenerbahçe teknik direktörü kimleri dışarıda bırakacağını belirledi. Şimdi kulübün altyapısına yetişen 4 isim bulunmak zorunda. Ferdi'nin satılmasıyla birlikte şu anda bu kurala uyan tek isim 3. kaleci Ertuğrul Çetin. Fenerbahçe bundan dolayı Avrupa Ligi A listesine 22 kişi yazılabilecek. Şimdi bu nasıl oluyor biliyor musunuz? Hocam Ferdi ne alaka? Ferdi bizim altyapımızdan yetişmedi ki. Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım, biricik arkadaşlarım, şeker arkadaşlarım. Hocam ha sen böyle dedin ya kesin üye olun diyeceksin. Üye olundan 15 liraya falan. Tabi üye olursan sevinirim de. 4 altyapı 22 ana futbolcu. Ferdi Kadıoğlu olunca ne oluyordu? Ferdi Kadıoğlu olunca Ferdi artı 22 ana futbolcu 3 altyapı futbolcusu oluyordu. Yani hocam biz buradan ne anlıyoruz? Ferdi Fenerbahçe'ye 18 yaşında geldiği için küçük yaşlarda geldiği için alt yapı hükmüne de geçiyor. Orada bir anlaşma var ve Fenerbahçe aslında Ferdi ile daha iyiydi. Şimdi ben merak ediyorum UEFA Avrupa Ligi kadro kuralı nedir? Kaç alt yapı. Hani herkes için aynı mı? Yani herkes için aynı mı onu merak ediyorum. Şimdi 25 kişilik A listesine 4 adet altyapıdan yetişmiş oyuncu 4 adet bağ bulunan ülkede yetişmiş toplam 8 adet isim bulmak zorunda. Bak 2012 Aralık UEFA e, Türkiye Avrupa B listesi yaktı. UEFA Avrupa Kupalı'na Türk takımları A listesine 25 oyuncu yazma hakkı veriliyor. 2 sezondur kulüpte olan ve 21 yaşının altında bulunan oyuncuların yazıldığı B listesinde ise sınır bulunmuyor. Anladınız mı? Yani e, Türkiye'ye aslında B listesi yaktı diyor. Şimdi ben şu kuralı devam ettireyim. Mesela Maccabi'de 9, Villarreal'de 13 futbolcu B listesine varmış. Beşiktaş, Galatasaray falan. E, kural çok enteresan arkadaşlar. Gerçi bu kural sezondan sezona değişiyor mu acaba? Sezondan sezona değişmiyor sanırım. Biraz bunun şeyine bakayım. Şimdi tam kural şu. 25 oyuncu yazma hakkımız var. Ama siz bunu 21 oyuncu olarak düşünün arkadaşlar. Tamam mı? 21 oyuncu. Dördünün kulüp altyapısına yetişmesi, dördünün ülkede yetişmiş olması gerekiyor. Yani bu ne demek? Dört tane herhangi bir Türk oyuncu Fenerbahçe'de Yeter de artar bile. Mesela atıyorum Mert Hakan Yandaş, atıyorum İrfan Can Kahveci. Yani Türkiye'de yetiştiği için. Bak Mert Müldü Türkiye'de yetiştiği için sayılmıyor mesela. Mesela İrfancan Can Bayat 1. Çağlar Söyüncü 2. Altyapı burada olduğu için. 2. Başka? Samet'i yazmayacağız diyor. Mesela Levent Mercan Almanya'dan. İsmail Yüksek 3. İrfancan Kahveci 4. Bu tamamlandı. Yani 21 tane futbolcu. Bu 4'ü artı 17 kişi. Artı 4 kişi de ya senin kadronda e, yani altyapından yetişmiş olması lazım. Altyapından yetişmiş olması için de 2 tam sezon kadroda yer almış 21 yaş altı olması lazımmış. Yani 21 yaşının altında sana gelecek 18 yaşında. 18'inde senin olacak oynayacak 19'unda sen de oynayacak altyapıdan yetişmiş sayılıyormuş. 2 tam sezon ya da direkt altyapıdan. Mesela alt kimi yazabilirsin? E, Ertuğrul Çetin'i yazabilirsin. Hem senin alt hem şey e, bu listeden bir kişi eklemiş olursun. Yani 3 alt oyuncusu kalmış olur. Neydi? 21'de 22 yapmış olur. 3 tane kalecin artı 19 futbolcun olmuş olur. Hani bunun dışında şöyle bakıyorum. Bizim alt için mesela misal veriyorum. Kafadan atıyorum hatta. E, Cenk Tosun'un çıkış yeri Fenerbahçe altyapısı olsaydı çok rahattık. Ya da Fenerbahçe Merih Demiral alıp Samet Akaydın'ı e gönderseydi Fenerbahçe çok rahatta. Ama böyle bir e, düzen var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve 6 isim alınmayacak diyor. Bu isimler bu şekilde olacak. Yani Ertuğrul Çetin'le birlikte A listeye 22 kişi yazılacak. Ondan sonrası kolay. Yani altyapıdan istediğin kadar futbolcu ekle. İstersen 30 tane altyapı futbolcu ekleyebiliyorsun arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Ha bunlar kurala uymadığı için. Mesela e şunu da söyleyeyim. Kadroya yazılmayacak Emre Mor Türkiye'de yetişmedi. Bartu Elmaz'dan Samet Akaydın olabilirdi. Bartu Elmaz Fenerbahçe'ye tam ne zaman geldi ya? Yani ikinci sezonunda da. Gerçi iki sezonu tam tamamlamadı. Bir sene önce gelmiş olsaydı. Şu anda 21 yaşında. Kabul edilir mi acaba? Çünkü 20 Temmuz 2023'te geldi. Bir sezon önce gelseydi Bartu Elmas kabul edilirdi. O zaman 23 futbolcu olurdu diye biliyorum. Yine de 21 yaşın altında olduğu için kural değişti mi değişmedi mi ona bir şey diyemeyeceğim. durum bu arkadaşlar. Yani olaylar bunlar. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Şöyle bir notlarıma bakıyorum. Erdal Vahit yok. Ölü taklidi yapmaya gerek yok. Dürüst olayım. Elif Elmas için olur olsa çoktan birilerini aramıştım. Aslında birileriyle arada konuştum yoklamak için ama yok diyor. Yani Elif Elmas da denemiş aslında ama yok diyor. Fenerbahçe 31 Mayıs 2024 döneminde 1 milyon 600 küsür bin 600 küsür milyon lira kar elde ettiğini açıklamış. Bakın bu kar basit bir kar değil. Yani bankalar birliğine 800 ana para ödüyorsun, 600 faiz ödüyorsun, 1400. 1400 civarında zaten futbolcu maaş ödemeleri, kulüp personel giderleri falan filan hatta 1400'ün üstünde 1600 falan, 1700 falan. Ödeme yapıyorsun. Ona rağmen de bir buçukta kar elde ediyorsun. Yani Fenerbahçe geçen sene çok ciddi bir yatırım yapmış. Hocam bu kar ne oluyor? Yani nereye gidiyor? Arkadaşlar bu karı transferde kullanabiliyorsun. Borç kapatmada kullanabiliyorsun. Ee, ana para ödemene sanırım izin veriyorlar. Ana para ödediğin zaman borçtan sildiriyorsun. Belli bir borcu ödediğin için ben geçenlerde size diyordum. Ya, mesela Ferdi'nin parasının yarısı bankalar birliğine gitmiyor. Hepsini kullanabiliyorsun diye belli bir borcu ödediğin için yani belli bir e, karın olduğu için o senenin borcunu ödeyebildiğin için de gelen transfer parasının tamamını kullanabiliyorsun diye biliyorum. Yani şu bir buçuğun tamamını biz borcu yatırsak kan hani dedim ya 800 ana para 600 faizi diye zaten 800 ana parayı zamandan önce yatırdığın için o 600 faizini direkt sildiriyorsun. Yani 600 milyon lira kara geçmiş oluyorsun. O yüzden de bu seneki gelirlerin yarısını vermene gerek kalmıyor. Bu parayı da atıyorum bankada faizi yatırıyorsun bir şey yapıyorsun. Onunla da gelen geliri ödüyorsun. Yani anlatı anlayacağınız arkadaşlar süreç bu şekilde. Fenerbahçe'nin listesi bu şekilde. Hakkımızda hayırlısı olsun. Ne diyor Fenerbahçe? Grimaldo'nun menajerinden transfer görüşmeleri başlattı diyor. Allah Allah. Ben mi yanlış Grimaldo'ya baktım? yani bu adamın transfer market şeyi neydi ki ya ben ee, bu bizim şey Grimaldo değil mi ya zamanında Portekiz'den mi İspanya'da mı oynadığımız sol bekliyor 45 milyon euro hangi takımda Bayer Leverkusen'de 4 maça çıkmış 1 gol 2 asist Vallahi bu kadar salaklarsa Grimaldo'yu verecek kadar hemen alalım hangi takımdaydı bu ya Benfica, ha tamam Benfica'daki böyle bir şey çok tanıdık geldi. Hani verecek kadar salaklarsa hemen şimdi çökelim. Hiç uğraşmayalım yani Medina'ya falan geç hemen Grimaldo'ya çökelim eğer bu kadar salaklarsa ya geçin arkadaşlar ya bence biraz dalga geçiyorlar. Hani e, Ali Koç bak bunu da transfer edemiyor falan demek için alay ediyorlardır. Ben yine de e, söyleyeyim kaynak neresi diyorlar. Kaynak şey. Ya hangi gazete? Futbolli ya. Burası belirtmiş. Yani geçin arkadaşlar ya. Zannetmiyorum. Chelsea'deki Ben Chival'da geçen sene sakatlık sorunu oldu. Zaten belli. Sakatlık sorunu olmazsa adam sana niye göndersin? O da ayrı bir olay. Bunları da söyleyeyim dedim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sevdiklerinizi kanala abone edebilirsiniz. Görüşürüz.